Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşı başvuruları 17 Şubat haftasında 7 bin azalarak 222 bin kişiyle 5 haftanın düşüğüne geriledi. Beklenti 230 bindi. Kansas City Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi Şubat'ta 16'dan 17'ye yükseldi. Beklenti 18'di. Ekonomik görünümü ölçen Conference Board Öncü Göstergeler Endeksi de Ocak'ta %1 yükselerek üst üste 4. ayda da arttı. New York Fed Başkanı Dodd, kripto paralarda spekülatif bir çılgınlık olduğunu savundu. St. Louis Fed Başkanı Bullard, faizlerin bu yıl çok hızlı artırılmaması gerektiğini söyledi. Bullard, yıllardır hedefin altında kalan enflasyonda hızlı bir değişim beklemediğini de anlattı. Atlanta Fed Başkanı Bostich, Fed'in daha normal politikaya dönüşü dikkatle ayarladığını söyledi. Bostich, büyümeyle ilgili olarak her şey yukarı yönlü değerlendirmesi yaptı. Avrupa Merkez Bankası'nın Şubat toplantı tutanaklarına göre politika yapıcılar sözlü yönlendirmede değişiklik yapmak için henüz erken olduğu sonucuna vardı. İngiltere ekonomisi 4. çeyrekte önceki çeyreğe göre 0.4 büyüdü. Beklenti 0.5'ti. 2017'nin tamamına ilişkin büyüme rakamı %1.8'den 1.7'ye revize oldu. Almanya'da IFO İş Dünyası Güven Endeksi Şubat'ta 115.4 oldu. Beklenti 117 idi. Türkiye'de imalat sanayinde kapasite kullanım oranı Şubat'ta önceki aya göre 0.4 puan azalarak %77.8 oldu. Türkiye'de reel kesim güven endeksi Şubat'ta önceki aya göre 0.1 puan düşüşle 110.8 oldu. Yabancılar geçen hafta 139 milyon dolarlık hisse senedi ve 246 milyon dolarlık tahvil bono satışı yaptı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 3 milyar dolar artarak 170.4 milyar dolara yükseldi, yeni rekor seviyeye çıktı. Rabobank'ın stratejisti Piotr Matiis, dolar TL riskten kaçınmadaki artışla yukarı yönlü baskı oluşabileceğini savundu. Matiis, Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizinin %3'ü aşmasının yabancı yatırımcıdan gelen talebi destekleyecek kadar çekici olabileceğini ve bu durumun doları CME paraları karşısında destekleyeceğini savundu. Maliye Bakanı Ağbal, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bütün tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak, herkesin beklentilerine uygun özelleştirme modeli ürettik dedi. Ve SPK, Martı Pay piyasasında sosyal medya üzerinden yanlış ve yanıltıcı bilgiler paylaşarak hissede işlem yapan bir kişiye 676.803 lira idari para cezası kesti. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda bu gece de karşınızdayız. Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu yıl 4 kez faiz artırıp artırmayacağını konuşarak başlayacağız. Avrupa Merkez Bankası'nın sözel yönlendirmesine bakacağız. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi hala 2.90'ın üzerinde. Buna değineceğiz. Japon yeni güçlenmeye devam ediyor. 106'lara doğru bir hareketlenme var ve S&P'nin Türkiye konusundaki kararını yarın akşam bekliyoruz. Olası tarihlerden bir tanesi. Kredi ve mevduat faizlerinde yüksek seyir devam ediyor. 9 yılın zirvesindeyiz. Dolar TL'de düşüş sürecek mi? Dün yeniden bugün baktığımızda aşağı doğru 3.77-3.78'lere kadar geldik. Ama yerliler döviz alıyorlar. 3 milyar dolarlık geçen hafta yerlilerin döviz aldığını görmüş durumdayız. Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Onu değerlendireceğiz ve jeopolitik riskler ve piyasalar diyeceğiz. Çünkü Afrin operasyonu, Zeytin Dalı operasyonumuz hala devam ediyor. İki değerli konuğumuz bizlerle olacak birazdan küresel piyasalarda. Gizem Öztok Altınsaç ve Erda Gerçek konuğumuz. Sohbetimize geçmeden önce bir bakalım piyasalarda rakamlar ne durumda, ekranlara rica edelim, ardından oturarak sohbetimize geçelim. Amerikan borsalarında ciddi bir yükseliş var. %1'e varan endeksel primli S&P 500'de 0.5'lik bir yukarı hareket var. Efendim Nasdaq'ta da 0.2'lik bir yukarı yönlü hareket söz konusu. Euro dolar paritesine göz atalım. Euro dolar bugün yönünü yukarıya çevirmişti. Euro dolarda şu dakikalarda 1.23.32'yi görüyorum. Euro dolar paritesinde euro güçleniyor, dolar değer kaybediyor. Dolar TL ise 3.78-39 seviyesiyle işlemlerine devam etmekte.
Euro TL 4.67'den yukarı gidiyor. Altında 1330 dolardayız. Borsa İstanbul %0.4 yukarı harekette günü sonlandırdı. Bir de bakalım petrol fiyatlarını arkadaşlarımızdan rica edelim. %1'in üzerinde her iki petrol tipi de yukarıda. 66.3 dolar Brent petrol, Amerikan tipi ham petrol 62.7 dolarda. Efendim Bloomberg ET ekranlarında Gizem Öztok Altın Saç ve Erdal Gerçek'le Perşembe akşamında beraberiz. Gizem hoş geldin. Erdal Gerçek hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. Adreslerimiz efendim ekranlarda. @BloombergET Twitter adresimiz ve hemen altında bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz var. Küresel piyasalar @BloombergET.com buralardan mesajlarınızı hem Gizem'e hem de Erdal Gerçek'e iletebilirsiniz. Yani hemen bir izleyici sorusuyla başlayayım. Şimdi önümde Metin Bey düşmüş. Metin Köksal. Amerika'da tüm veriler çok çok iyiyken enflasyon kıpırdamaları başlarken dolar endeksi neden gelişme olmuyor? Bu doların amacı nedir? Ne planlanmaktadır diye. Dün FED tutanakları da geldi. Muhtemelen göz atmıştır Erdal Gerçek. Bugün hala zayıf bir dolar var. Euro dolar yukarıda. Nasıl değerlendiriyorsun? Tutanaklardan senin okuduğun ya da öne çıkaracağın bir şey var mı? Tutanaklardan aslında yani güvercin mi, şahin mi çok belli bir şey yok ortada. Ufak tefek kelime değişiklikleri herkesin kafasını karıştıran bir yapıya gelmiş durumdayız. İşte aslında dolarla ilgili en ilginç nokta şuraya geliyor. Maliye politikalarının ve bütçe açıklarının artmasıyla ekonomide istenmeyen bir zamanda bir ekonomiye destek, mali taraftan bir destek gelmesinin sonucunda Fed ne yapacak? Yani bütün dolar hikayesi buna indirgenebilir şu anda. Piyasa artık yavaş yavaş bu bütçe açıklarının işte cari işlemler açıklarına neden olacağını, bunun neticesinde dünyada daha fazla dolar olacağına, bunun neticesinde doların zayıflayacağı hikayesini satın alıyor yavaş yavaş. O yüzden genel anlamda bir dolar zayıflığı devam ediyor ama bunun ötesinde de önümüzdeki soru benim biraz önce söylediğim soru. Acaba ekonominin fazla canlanması ve mali politikalarının o yanlış bir zamanda devreye girmesi, işte bu sene önümüzdeki sene 0.7, bu sene de aynı şekilde bir büyümeye katkısı olacak. Bunun neticesinde daha büyük borçlanma, daha büyük bütçe açıkları, daha büyük cari işlemler açığının neticesinde acaba Fed, biraz önce sen de bahsediyordun açılış konuşmasında 4 tane olur mu diye. Biliyorsunuz bizim programda bu vergi reformu geçerken hemen söylemiştik bununla beraber büyük ihtimal 4'e şey yapacağız diye döneceğiz diye. Şu anda da 4'e döndük. Ama piyasanın yakın bir zamanda karar vermesi gereken Fed acaba mali politikalardaki bu genişlemeyi cezalandırma yönüne gidecek mi diye bakacağız. Şimdi 4'e döndük ama Amerikan ekonomistleri 4'e döndü ya da işte Amerika'daki büyük anlı yatırım bankalarından 4 tahminleri geliyor Amerikan ekonomisi. Hatta dün yanlış okumadıysam Goldman Sachs'ın Amerikan ekonomisti miydi bilmiyorum. 5 bile olabilir diye bir yorum yapmış. Hani çok çok iyi bir rüzgar olursa 5'e bile gidebilir diye. Zaten 4 bekliyorlar. Ama piyasa henüz 4'e galiba kani değil. Üç. Gizem, değil mi? Piyasa yani 3 burada bir yani dolayısıyla piyasanın 3'ten 4'e evrilmesinde sarsıntı yaşayacak mıyız? Belki bunu mu sormak lazım? Zaten piyasa aslında daha yeni 3'e gelmiş durumda. Opsiyon fiyatlamasına baktığında bu VRP değil de bunu baz oluşturan opsiyon fiyatlamalarına baktığında artık Aralık ayında da bir üçüncüsünün gelmesi bekleniyor. Yavaş yavaş piyasa fiyatlamış durumda. 4'e gitmesi bence zor biraz piyasanın. Biraz daha enflasyon görüyor olması gerekiyor. Piyasa ekonomistlerinin zaten 4'ü fazlasıyla telaffuz ettiğini yılbaşından beri de görüyorduk. Bir tek bu opsiyon fiyatlamasında 3'e gelmemiştik. O gerçekleşmiş oldu enflasyonun gelmesiyle ama şu aşamada doların zayıflığının sebebi enflasyon geliyordan ziyade demin Erdal'ın da söylediği yani bu fiskal maliye politikasındaki genişleme normal şartlarda ekonomi bu kadar ısınıyorken
pek ABD ekonomisinde gördüğümüz bir durum değil. Genelde bu mali politikasından verdiğiniz enjeksiyonu ekonomiler baskı altındayken yaparsınız. Hal böyle olunca zaten enflasyon üretmeye yavaş yavaş başlayacak olan bir ekonomi. Hala daha görmüyoruz enflasyonu bu arada. Onu söylemekte fayda var. Emarelerini görüyoruz diyelim. Bir de üstüne bu kadar şiddetli bir fiskal maliye politikası impası gelirse o zaman bunun Fed'in sanıldığından daha hızlı faiz arttırmak durumunda kalacağı, artı akabinde ekonomik büyümeyi de baskılayacağı korkusuyla ABD dolarını şu aşamada satıyorlar. Yani olumsuz etkileniyor ama bu 2018'in hikayesi değil. Bu olsa olsa 2019'da ve belki 2020'de olabilecek bir hikaye. Normal şartlar altında var olan süreçte sanki ABD dolarının değerlenme fazını atlamış. Bir anda aman büyüme etkilenecek ve çok şiddetli arttıracağı fiyatlayan bir dolar görüyoruz. Ben bunun normalize olacağını düşünüyorum. Yani o faz atlanmış durumda şu aşamada öncelikli olarak fiyatlamanın dolar lehine olması gerekiyordu. Öyle bir durum söz konusu değil. Bir de şunu ekleyeyim. Tutanaklarda daha önceki tutanaklarda olmayan bir şey var. Bu staff briefings dediğimiz FED yetkililerinin ortaya koyduğu bir durum tespiti çalışması var. Enflasyonla alakalı olarak netleşmiş bir durum söz konusu değil ama şu anda ABD ekonomisindeki var olan enflasyonun döngüsel olmayan faktörlerden, bu acyclical dediğimiz döngüsel olmayan faktörlerden, ki onlar normalde enflasyonun %58'ine falan denk geliyor. Dolayısıyla da buralarda bir sıkıntı mı var? Yok. Sesimde sorun yok değil mi? Okey. Dolayısıyla da bunlar daha çok böyle neden kaynaklanıyor? Ulaştırma, Sağlık hizmetleri, sağlık bunu ve giyim gibi kalemlerden hemen bir oraya bir şey açalım. Bir parantez açayım. Sözünü kestim, kusura bakma. Bu şeyle çok alakalı. Önümüzdeki aylarda dolardaki zayıflık, bu senin dediğin dönemsel olmayan enflasyonu körükleme derdi var. Neden bu önemli? ECB'nin tutanakları çıktı. Avrupa Merkez Bankası'nın tutanaklarında ne diyor? Gerçekten bir kur savaşı olacakmış gibi söylemler var. Hep programlarda söylüyoruz. Aslında şu anda enflasyonist bir ortamda, yumuşak da olsa enflasyonist bir ortamda olduğumuz zaman aslında hiçbir ülkenin kurlarının zayıf seyretmesini istemiyor olması lazım gerçekten. O yüzden yani şu anda kur savaşları çok yanlış bir zamanlama. Talebin yüksek olduğu, yani global talep düşük olsa tamam diyeceğiz ki hadi kur savaşı olsun. Şu anda kurların zayıf olmaması gereken bir dönemdeyiz. Özellikle senin dediğin bu acyclical, yani dönemsel olmayan enflasyonu Amerika'da baktığımız zaman körükleyen bir numaralı faktör zayıf dolar. Bir de şöyle bir durum var. Aslında enflasyonun bu kadar baskı altında kalmasının sebebi de bu kalemlerde. Şu ana kadar. Şu ana kadar öyleydi. Dolayısıyla bu kalemlerin etkisi artmaya başladığında aslında gerçekten çok iyi ekonomistler ABD'deki bunu bekliyorlardı ve yazıp çiziyorlardı bunun olacağını ama piyasa satın almıyordu. Ne zaman gördü o ücret enflasyonunu, o zaman satın almaya başladı. Ama şu aşamada piyasanın temel korkusu maliye politikasının bu kadar fazla genişlemeci olması, ABD ekonomisi ısınırken. Bence dolar o yüzden değer kaybediyor. Yani artık şu soruyu Barış bana sormayın diyor. Bence öyle de anlıyorum. Hani mesaj da geliyor bana. Ya burada hep ben şey, ya burada bir gariplik yok mu? İşte tahvil faizi gösteriyor. Nasıl bu dolar zayıflıyor? Amerikan ekonomisi çok... Ama anlattık işte bunu yani sonuç itibariyle. Amerikan ekonomisi çok iyi gidiyor. Nasıl dolar zayıflıyor? dedim. Şimdi bunun bir yanıtı var. Ve bu mali taraftaki bu aşırı belki de gereksiz genişlemeci politikanın dolaylı da etkisini görüyoruz galiba. Yani bunu, ama işte yani bu, pardon devam et. Rica ederim. Şimdi aslında normal şartlar altında bu 2019-2020'nin doları zayıflatacak hikayesi olması lazım. Aslında ben de ilk aşamada dolar lehine bir görünüm olmasını beklerdim ama bunlar arka arkaya gelince piyasa böyledir. Algı bu şekilde. Erdal gerçek. Eğer bundan sonraki Fed tutanaklarında, Fed açıklamalarında... Ya da Mart ayında toplantı var şimdi. İşte açıklamalarında. Eğer sık sık mali taraf vurgusu olursa o zaman dolar yön değiştirebilir. O zaman diyebilir ki Fed baktı, dolar maliye politikaları ekonomiyi fazlasıyla hızlandıracak. O yüzden burada biraz daha dedim ya hani cezalandırma... Ceza kesme yoluyla o zaman bir anda bir bakarız artık 25'ten de vazgeçmişiz. Yani bunu telaffuz edelim. 25'e de otopilota bağlanmış durumda şey yapmayalım. Kendimizi görmeyelim. Amerikan Merkez Bankası. Tabii ceza 25'i böyle geldik böyle gidiyoruz yani. 25 neden 25 öyle bir şeyimiz yok. Bir gün böyle karşımızda Fed toplantısı sonrasında 50 bas puanlı Fed faiz artışı yaptı diye bir şey görsek. Piyasa birden herhalde hani
gözüne ışık tutulmuş tavşan mı? Öyle bir deyim mi vardı? Evet. Böyle kalır mı? Ne yaptık biz? Neredeyiz diye. Şimdi FED agresif bir faiz artışı yaparsa. Büyük ihtimal öyle olur. Ama hiç böyle bir şey yok. Yani şöyle olabilir. Bunu da soruyorum ama. Bunu da hiç çok özür dilerim. Ben soruyu sordum ama şimdi bölüyorum cevaplamadan. Bunu da herhalde böyle alıştırmadan yapmıyor. Aynen. Aynı şeyi söyleyecektim. Bunu alıştırmadan yapmazlar bir. İkincisi diyelim alıştırmadan yaptılar. Derler ki biz faiz arttırımlarını öne çektik biraz diyebilirler. Derler ki 3 tane 4 tane önden yüklemeli. Dot matrixler var ya o noktalar. Hı. Noktalarda biraz geriye çekilme olur. Böyle bir şey yani olursa spekülasyon biraz yaptığımızın. Olursa böyle bir şey olur. Onu net bir şekilde görürüz zaten. Ama enteresan geçen haftalarda bence Dudley'nin konuşmaları ECB'den Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen bu düşüşler sırasında işte Fix'in tavan yaptığı zamanlardaki açıklamalar bence çok enteresan. Gerçekten altı çizilmesi gereken açıklamalar. Bunlar hiçbir şey değil ya. Ha, evet. Yani bu hiçbir şey değil. Ne dedik o zaman da aslında ben Merkez Bankası Başkanı olsam şu anda piyasalarda volatilitenin artmasını olumlu karşılarım. Olumlu karşılarım. İki taraflı olsun. Çünkü hep aynı şeyi söylüyoruz. Sandalın bir tarafına yığılırsak ondan sonra farklı yerlerde bulabiliriz kendimizi. Zaten bundan mutsuzlardı yani varlık fiyatlarının ve bu kadar düşük volatilitenin oluyor olmasına dönem dönem böyle şeylerini de görüyorduk açıklamalarında. Önümüzdeki hafta 28'inde galiba testimonisi var şeyin. Jay Powell'ın. Konuşacak. Amerikan Kongresi'nde evet. İthaf etmesi bekleniyor. Evet, 28'iyle biri galiba. İlk kez tabii yani FED arka başkanı arka, olduktan sonra 28 evet. Kongreye 2 gün konuşacak. Orada vereceğim mesajlar önemli olacak. Mesela piyasa volatilitesine ne diyecek değil mi? Ama genelde konuşan FED başkanları ya bu hafta bölgesel FED başkanları ama etkilemez biz. Piyasa abarttı. Kaşgari dün mesela konuştu. FED böyle piyasa aksiyonlarından bu tarz hareketlerden etkilenmez. Biz önümüze bakarız diyor değil mi? Öyle diyor. Onun da nedeni şu piyasalarda bir yani bir haber çıktığı zaman piyasa hareketi oluyor. Buna egzojen diyor dışarıdan gelen faktörlerle. Baktılar piyasa kendi iç dinamikleri endojen dediğimiz. Mesela geçen hafta sen bana soru sorduğunda ben ne dedim? Gelecek hafta hatta bir ileriki hafta bakalım cevabını verelim dedim. Neden? Baktık piyasanın içerisinde endojen risk. Piyasanın kendi kendini kurması, kandırması sürecine girecek miyiz diye. Şu an için öyle olmadı. Çünkü enflasyon bir tarafta evet enflasyonla beraber yeni bir hikaye doğdu. Yüksek faizler. Öteki taraftan da hep pozitif şeyleri söylüyoruz. Neler var pozitif? Karlar çok iyi. Faizler hala düşük. Yani şunu da çok net altını çizelim. Faizlerin 6'dan 8'e gitmesiyle birden 3'e çıkması çok farklı. B şık yani birden 3'e çıkmasının ekonomi üzerindeki sonuçta reel ekonomiyi konuşmamız lazım. Bize piyasa diyor. Reel ekonomi üzerindeki etkisi sınırlı. 6'dan 8'e çıkmıyoruz. Faizler hala çok düşük. Bunu unutmayalım. Gizem şunu yanıtlayan soru hızlıca bir yani doları konuşup bize geleceğiz. Kemal Güven Bey yine bize Ed Bloomberg HT'den mesajını göndermiş. 2019'da 2020'de de FED faiz artırmaya devam edecek mi? Nerede duracak diyor. Yani zaten hayır 2019'da projeksiyonlar her şey çok böyle gidecek gidecek güzel her şey çok güzel FED faiz artıracak Amerikan ekonomisi büyüyecek FED faiz artıracak peki nerede duracak bu iş? Evet çünkü şu anda normalleşme sürecinde zaten daha her şey yeni başlıyor daha 2019 hatta 2020'lerde toplam 2008'den sonraki tüm merkez bankalarının para enjeksiyonları artık tamamen çekiliyor olacak esas o zaman İzleyeceğiz bakalım dünya bence. Esas sıkıntı o dönemde olacak. Fed de arttırır. Şimdi ABD ekonomisinde şöyle bir durum var. 2003'ten 2007 döneminde hatırlayacak olursan Fed belirgin şekilde çok uzun süre faiz arttırıyordu. Ama o zaman ekonomi neredeyse %4'e gidiyordu büyüme. Enflasyon %3 yanlış söylüyorsam rakamları düzeltme. Enflasyon da 3'e gidiyordu. Şimdi o normallerden çok uzağız. Dolayısıyla gerçekten de bu faiz çok düşük. Onun normalleşmesi için bir zaman alacak. Artı dünya büyümesi potansiyelinden kaybetti. ABD ekonomisi de potansiyelinden muhtemelen 0.5 puanla 1 puan arası kaybetti. Hı hı. O yüzden oraya daha yaklaşmasına çok var. Hani biz şu anda konuşuyoruz ya büyüme, enflasyon geliyor falan. Yani 1.5 PC, öteki enflasyonda 2.1 seviyesinde. Yani çılgın bir enflasyon vesaire yok ABD'de. Gelmedi daha enflasyon. Şimdi rahat rahat duralım sonra bir anda gelince görüyoruz zaten hareketi piyasada. O piyasa algısıyla. Doğru. Evet. Şimdi Yellen için şöyle dedik. Yellen'in yaptığı bir tek şey vardı. Çok çok başarılı. Yani geçmiş yani bakıyoruz şimdi geriye. Yellen ne yaptı? Çok güzel şeyler yaptı. Ama bence en önemlisi programda da konuştuk. Reel faizlerin sıfır olması gerektiğini uzun vadede bunu gördü. Ve
çok büyük maceracı işler yapmadı. Reel faizler sıfır. Şimdi ileriye dönük, acaba reel faizler sıfır mı olacak? Yoksa bir reel faiz primi gerekiyor mu? Şimdi biraz önce yine aynı şeye dönüyoruz. Maliye politikalarıyla beraber, zamansız maliye politikalarıyla beraber acaba reel faiz gerekiyor mu Amerika'da diye bakmak lazım. Ne demek reel faiz? Reel faiz enflasyon üzerine. Şu anda diyelim ki Amerika'daki faiz, şimdi baktık biz Amerika, biraz daha çalıştık mesela. Biraz ortalamalardan sapmış bir enflasyon var. Bu sapma devam ederse 3. çeyreğe kadar 2.2 devam ediyor. Sapmanın bu hızıyla devam ederse, yani biraz saptık biraz daha devam eder, %3 görünüyor. Geçici olarak %3'e kadar çıkar enflasyon. Diyelim ki negatif reel, o zaman negatif reel faizler. İşte bu demek o. Yani biz diyelim ki ortalamada %2, ama yani bir inip çıkmasında sorun yok. %2 gibi bir enflasyon düşünüyorsak, Fed faizlerinin, en azından Fed faizlerinin, repo faizlerinin, ya da onlara bakmamız lazım. Repo sürekli şu anda Fed'i izliyor hala. O da çok önemli. İzlemeye de bilir. Fed faizlerinde %2 de olursa sıfır reel faiz demektir. %2'ye gelip çat diye duracak mıyız? Yoksa bir reel faiz primi ortaya çıkacak mı? Önümüzdeki aylardaki soru işaretlerinden biri bu. Bir de enflasyon öyle hızlanmışken reel faizi de orada tutarsanız düşükte, o zaman ekonomi de gene ısınmaya devam edip daha sonraki dönemde enflasyondan muzdarip olabilirsiniz yani. Şimdi çok, çünkü izleyicilerimiz öyle üst üste mesela Cumhur Solmaz Bey, artsın faizler 3 ya da 4 ne olur diyor Amerika'da. Türkiye'de durum ne, ona bakalım demiş. Yine Hakan Çalışkan Bey de Türkiye'de faizler neden düşürülemiyor diye sormuş. Yani neden yüksek faiz demiş, neden faizler düşmüyor demiş, neden düşürülemiyor diye sormuş. Şimdi neden bizde sevgili Gizem kredi faizleri, mevduat faizleri 9 yılın zirvesinde, yani ne oluyor? Evet, maalesef. Ya inanılmaz yüksek faizler var. Doğru. Herkes diyorsun. De bundan şikayetçi. Daha bugün TOKİ Başkanı birin altına indirmeliyiz dedi. Ne konut sektörü bundan faydalanır ne de sanayi dedi. Evet, zaten bu olduğunda o yüzden biz yüksek faiz olmasın diye yüksek faize sebebiyet veren değişkenlerin düzeltilmesi gerektiğini konuşuyoruz. Çünkü yüksek faiz varsa büyüyemeyeceksiniz demektir. Şu an Türkiye'de faizler yüksek mi? Elbette ki yüksek, ama neden? Sebebi önemli. Türkiye'deki faizler yüksek mi diye sormanın zaten şey manası yok. Çünkü 2009'dan bu yana bakıldığında en yüksek seviyelerdeyiz. Dünyada faiz düşükken, dünyada enflasyon yokken %13 enflasyona değmişsiniz. Elbette ki faiz yüksek olacak. Kaldı ki sadece enflasyon değil, sizin risk priminiz de 2013'ten sonra yükseldi. Çeşitli olaylardan. Bakma, bu dış politika tarafı da risk primine bir ek getiriyor. Şöyle sorayım, yani öyle ifade etmek istedim. Olması gerekenden mi yüksek? Yani Barış, burada bir mantıksızlık var. Bu kadar yüksek olma, o manada soruyorum. Burada bir mantıksızlık yok ama olması gerekenden yüksek. Evet, şunu demeye çalışıyorum. Dünyada faizler bu kadar düşükken ve dünyada enflasyon bu kadar düşükken maalesef Türkiye bundan faydalanamamış bir ekonomi. Çünkü enflasyonu yüksek. Normal şartlar altında zaten bu enflasyonun bu kadar yüksek olmaması gerekirdi. Olmaması gereken enflasyon. Çıkış noktasını doğru koymakta fayda var. Çünkü biraz bu iktisat kural işi. Yani öyle, evet faiz yüksek, hiç kimse de yüksek olmasını istemiyor ama sebebiyet veren unsurlara bakmamızda fayda var. İkincisi, sorulardan bir tanesine de şu yanıtı verelim. ABD faizleriyle alakalı olarak, ABD faizleriyle 10 yıllıkla bizim 10 yıllığımızı çizdirirsen, hani birazdan hani vakit olursa, aradaki ilişkinin ne kadar yüksek olduğunu görürüz diyorsun. Evet, görürüz. Yön olarak ilişkinin birebir oturduğunu görürüz. Yani rakamsal değil, yön olarak birebir oturan İki grafik. Dolayısıyla bizim faizimiz veyahut dünyadaki herhangi bir gelişmekte olan ülkenin faizi ABD faizlerinden öyle çok ayrı hareket edemez. Ha, ne zaman hareket eder Barış biliyor musun? Türkiye bunu yaşadı. Amerika'da faizler artarken 2003-2007 dönemi, Türkiye'de faizlerin düştüğü bir dönem oldu. Bak çok güzel. Aynen, birlikte son 5 yıldır beraber hareket ediyoruz. Fakat illa böyle olacak değil. Türkiye ABD'de faizler yükselirken kendi faizini belirgin şekilde düşürdü. Nasıl yaptı bunu? 2003-2006-2007 döneminde bir maliye politikası çok iyi gidiyordu. Enflasyon hedeflemesine geçmişti. IMF ve AB çıpalarımız vardı o dönem. Dolayısıyla eğer reform yapıyorsanız, ekonomide elle tutulur rakamsal bir hikayeniz varsa
ABD faizleri yükselirken sizin faiziniz düşer. Biz böyle bir dönemde değiliz şu an. Amerikan faizleri yükselirken Türkiye'de faizler de kesin yükselmek zorunda Merda Gerçek. Ya da bizdeki faizler düşemez mi? Gizem onun cevabını verdi. Ben daha önce de şöyle açıklamıştım. Dinamik olarak bakalım. Daha önce de açıklamıştık, böyle elimizde de göstermiştik, ne demiştik. Yani Amerikan faizleri, 10 yıllık faizleri düşerken spreadler Amerikan faizleri üzerine gelişme, herhangi bir ülkenin ama gelişmekte olan ülkelerde çok daha bariz. O spreadin, Amerikan faizleri düşerken spreadler de daralıyor. Fark. Aradaki fark daralıyor. Amerikan faizleri yükselirken spreadler de, hem Amerikan faizleri yükseliyor, o spreadler de yükseliyor. Sonra spreadler üzerinden enflasyon farklılığını da üzerine eklersiniz. Reel faiz buluyorsunuz zaten. Yani aslında bir equilibrium, yani denge lokal faiz çıkarabiliyoruz oradan. Zaten biz bunu da iskonto olarak kullanırız. Ondan sonra hisse senetlerini şey yapıyoruz. Fiyatlıyoruz burada. Burada ekleyeceğim bir şey var. Ekleyeceğim şu var. ABD 10 yıllıklarla Türkiye 10 yıllık spreadinin örneğin ortalaması 750 bas puan civarıydı. Fakat bu 2013 sonrası belirgin şekilde bozuldu. 2016 sonrası hepten bozuldu. Yani biz 1000 puanların üzerine kadar çıktık. Dönem dönem gerileme olsa bile hala o yani 750'lik ortalamadan çok uzak ama 800'lerde bile değiliz. Yani burada ülke risk primimiz arttı bizim. Anlatabiliyor muyum? Yani spreadin üzerine de arttı diyorsun aynen sen. Aynen öyle. Yani. Onun üzerine arttı. Dolayısıyla zaten rating downgrade, bu not düşüşü, yedikten sonra ülke, çalıştığınız ülke risk primi zaten artmış oluyor hali hazırda. Biz şu anda onu yaşıyoruz. Şimdi bizim 10 yıllıklarımız nelerden oluşuyor? Reel faiz, enflasyon beklentisi. ABD 10 yıllıklardan etkileniyor. Reel faiz dediğiniz şey zaten risk priminiz. Hal böyle olunca da belirgin şekilde genişlemiş, yükselmiş bir faiziniz var. Bak enflasyonda 3 puana yakın düşüş enflasyon oldu. Enflasyon düşüyor, bizde faizler yükseliyor. Ben de onu anlamıyorum. Evet, tam ne zaman denk geldi. Bizden? Bak biz çok şanssızız maalesef o açıdan, piyasada trade edenler açısından konuşuyorum. Enflasyon düşük geldiğinde bir Afrin olayı vardı. İşler karışıyordu. İkincisi de S&P acayip satış yedi o 3-5 gün içinde. Belki 2-3 gün, zihnim beni yanıltıyor olabilir o dönemde. Hal böyle olunca ABD 10 yıllıklar tabii ki de yükseldi. Çünkü ücret enflasyonu geldi. Hal böyle olunca da işin rengi değişti. Maalesef biz onun kısa vadeli alsat fırsatını kullanamadık biz. Trading opportunity demeye çalışıyorum da Türkçesini şey yapamadım. Yani o fırsatı kullanamadı piyasa. İşte yani 3... İnşallah piyasa 3'ü kafaya takmaz. Amerikan Merkez Bankası faiz artışından bahsediyor. Hayır, 10 yıllık bono faizleri. Çok yaklaştık çünkü. Zaman biz de böyle hafif demiştik yani 3 enteresan bir seviye olabilir. Kafaya takmaz ne demek abi? Üç, yani bozulmaz mı 3'ten? Piyasa psikolojik olarak 3'ü bir önemli bir çizgi olarak algılamaz. Çünkü büyük ihtimal oraya geçeceğiz. Evet. Hem de çok yakın zamanda geçeceğiz. Belki gelecek programda oraları konuşuyor olabiliriz. 3-1, 3-2 gibi bir yerlere kadar gidebiliriz. Ama ben böyle çığırından çıkacak bir şey ortamı, 10 yıllık faiz ortamı şu an için beklemiyorum. Yani başka bir deyişle de hatırlarsan biz bu programda faiz getiri eğrisinin terse dönmeyeceğini sık sık söyledik. Evet. Dikelme, dikleşme olacak mı? Evet oluyor zaten. Bunun biraz daha devam etmesi lazım. Yani neden? Çünkü biz adını da koyduk. Mid cycle, yani dönemin ortasındayız. Daha ekonominin Devam edecek. Koşulacak daha bayağı şey var, gidilecek çok deplasman var diyoruz ya, bayağı işimiz var daha, evet. Gidecek yer var. Ama son işte, deplasman iyi olmadı ama sizin için biraz. Onun için 5 faiz falan derken rahatsızlık doğdu tabii. 5'ten biraz rahatsız. Uzaklaşalım, 5'ten uzaklaşalım bugün. Evet, devam edeceğiz. Bu arada hakikaten çok hasta bir Beşiktaşlı, çok seviyor Beşiktaş'ı Erdal Gerçek, o yüzden geçmiş olsun bir kez daha Beşiktaşlı dostlarımıza, yönetmenimiz Selçuk Yıldırım dahil bu akşam yine çok güzel bir şekilde ekranlara bizi yansıtıyor. Bütün kameraman arkadaşlarımızın ve rejideki arkadaşlarımızın emeğiyle elbette onlara da bir kez daha teşekkür edelim. Melike Ayan'a dönelim. Bakalım Melike Amerika'dan hangi notlarla karşımızda olacak, o enerjisiyle Melike. Bugün de borsalar yukarıda. Sende hangi notlar var bakalım? Teşekkür ederim Barış. Benim enerjim borsanın enerjisine yansıdı mı bilmiyorum ama dünden beri enteresan iki gün yaşıyoruz. İki günlük zararı silmeye çalışan 3 endeksle karşı karşıyayız. Dün 303 puan birden çıkıyordu hatırlarsan, tam şu saatlerde konuşuyorduk seninle. Ardından ne oldu? Kırmızıda kapattık. Bugünse tam tersi. Hem de enflasyon ve sizin de biraz önce bahsettiğiniz 10 yıllık tahminlerin neredeyse %3'lere gelme korkusu hiçbir yere gitmemişken, gitmemesine rağmen.
Ama nedir? Nedir çıkaran şu an itibariyle borsayı? S&P 500'ün 12 sektörünün 11'inde de yukarı çıkışının ardında yatan bir Fed yetkililerinin konuşup ortalığı yatıştırmaya çalışması. İşte 4 tane faiz artışı olmayacak. Düşünün diyor Bullard diyor. Bunu söyleyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard. Ben diyor 2018 için kesinlikle 4 tane çeyrek puanlık artışı düşünemem, hayal edemem. 100 puanlık artış çok fazla, biraz abartılı mesajlarını verirken düşük enflasyon da korku sebebi olmamalı diyen diğer o yeni Randall Quayle'ı var. Yeni Fed başkanlarından birisi Tokyo'da bu mesajı veriyor. Bir yandan da perakende'de bir çıkış var ama en önemli üçüncü sebebi de üçüncüyü en sona bıraktım, ana sebebi işsizlik sigortası başvuruları Barış. Bak bir 7 bin kadar düşüyor ve 17 Şubat haftasıyla biten 7 gün için 222 bine geliyor. 2007-2009 resesyon vaktini, zamanını, o dönemi göz önüne alırsak o tarihten bu tarihe gördüğümüz en düşük ikinci rakam bu. 222 binlik rakamdan bahsediyorum. Wall Street Journal'ın ekonomistlerinin tahmini 230 bindi. Bloomberg ekonomistlerinin 240 bindi. Yok, 222 bin geliyor. İşte bu işsizlik sigortası başvurularındaki güzel düşüş biraz daha güveni artırmış oldu. Hem borsaya hem de yatırıma. Akış oradan kaynaklanıyor. Altında bir durulma var. Petrole baktığımızda envanterlerden gelen bir hareketi görüyoruz. Yani güzel bir günü aslında geçiriyoruz. Roku gibi hisselerin %22 yukarı fırlaması da, Nasdaq'a baktığımızda teknoloji şirketini, teknoloji sektörünü yukarı çıkartıyor. Çünkü kendisi streaming video company şirketi ve %22'lik bir baktığımız zaman artış, ardından da düşüş yaşadı gerçi ama o da teknolojiyi kurtardı. S&P 500'ün ayrışmasının sebebi de küçük ölçekli işletmelerin şu an itibariyle performansının 4. çeyrek karlılığının iyi olması diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Melike çok teşekkür ederiz. Devam ediyoruz biz stüdyomuzda. Şöyle çok mesaj var. Mesela e-maillerden biraz okumak istiyorum. Hem eleştiriler var, hem sorular var, hem merak edilenler var. Güzel mesajlar da var. Hepsini de kabul ediyoruz. Yani güzel, böyle pozitif eleştirileri de eyvallah diyeceğiz. Hani kabul edeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Yazabilirsiniz. Hem @bloomberg, Twitter adresimize, hem de altındaki e-mail adresimize. Şimdi bakalım, Amerikan borsaları yükseldi. Melike Hanım'ın İyi maşallah yüzü gülüyor demiş hemen Orhan Bey, baktık hemen Melike'nin hakikaten bugün çok güzel yüzüydü maşallah diyelim. İyiydi. Mustafa Tepeli Bey yine e-maillerden biraz okuyorum, Twitter'a da geçeceğim elbette. Barış Bey diyor, Afrin operasyonu, Mart'ta Fed'in faiz artışı, Nisan'da sarraf mahkeme sonucu ve daha neler diyor. Bu 3 riskli olay bizi neler bekliyor demiş, saygılar üst üste gelmiyor mu demiş biraz. Ham petrol fiyatı konusunda arkadaşlarımız bir kez daha bakar, yok altta değişiyordur. 66.3 dolar Brent petrol gördüm. Bir de Amerikan tipi alttaki bizim karşılarımıza bir kez daha arkadaşlarımız kontrol ederler elbette. Salih Çınar Bey, daha fazla anlamaya çalışıyoruz. O yüzden soruyorum. Bir kez daha soruyorum kimi zaman anlamak için. Erdoğan gerçi sorduğum sorulardan bahsetmiş. Teşekkür ederiz mesajınız için. Amerika'da faizler enflasyon yükselecek diye yükseliyor. O zaman altın ve emtia enflasyon yükseliyor diye yükselecek mi demiş Tunç Bey. Sefa Bozkurt Bey, güzel mesajınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ömer Cevher Bey de, faizler yükseliş trendindeyken banka hisseleri hali hazırda zaten primli işlem görmesi durumu daha da dramatik bir hal mi alacak? Borsa nasıl etkilenecek diye sormuş. İsa Karakaya Bey, ilettim, herhangi bir rahatsızlık yok ifade etmiş olayım. Önümüzdeki hafta Dow Jones'u sormuş bu arada. Bence büyük bir oyun dönüyor. Sonunda gelişmekte olan ülkelere kesin vurur demiş Kamil Diren Bey. Yine borsayı sormuş Ender Ünal Bey. Evet, her gün demiş, bu nasıl algı günlük değiştiği bir ortamda piyasa nasıl 2019-2020'yi fiyatlasın ki diye yine yorumların üzerinden mesajlar var izleyicilerimizden. Şimdi biraz Avrupa Merkez Bankası'na şöyle dönelim. Pardon, 2019-2020'yi fiyatlıyor demedik. Normalde 2019-2020'nin hikayesi olacak. Halbuki piyasa bunu sanki şu anın hikayesiymiş gibi algılıyor dedik, onu düzeltelim, o şekilde söylemedik. Peki, bunu da o zaman söylemiş olduk. Şimdi Avrupa Merkez Bankası çıkıyor bugün tutanaklarda, diyor ki euro yine güçleniyor bu arada. Toplantı tutanakları ne demek ya, tutanaklar
Toplantı yapmış değil mi Erdi abi? Avrupa Merkez Bankası'nın üyeleri. Onlar ayrıntılı bir şekilde ne konuşmuşlar ne tartışmışlar. Böyle tutanak tutuyorlar. Hani bizde tartışılıyor niye tutanak tutulmadı falan diye son dönemde bazı görüşmeler. Bunlar bütün tutanakları tutuyorlar ve açıklıyorlar daha sonra. Bu da akabinde. Akabinde 15 gün falan 15 sonra. 15 gün sonra genelde. Piyasada buradan işte Avrupa Merkez Bankası sözlü yönlendirmedi. Değişik yapmak için henüz erken. Ne demek bu Allah aşkına? Bu sözlü yönlendirme olayı faizler sıfıra geldikten sonra dünyada merkez bankalarının kullandığı en önemli araçlardan bir tanesi oldu. O yüzden merkez bankaları bu yönlendirmeyi, sözlü yönlendirme, forward guidance ya İngilizcesi, sözlü yönlendirmeyi nasıl kullandıklarını ve nerede bırakacaklarını, bir yer nasıl kullanıyorsun birincisi, nerede bir ara bırakacağız bu işi, bırakabilecekler mi diye. İki mesela tane bana bir sözlü yönlendirme örneği söylese Erdoğ Gerçek. Mesela bizden orada, de mesela Gizem söyleyebilir. Tutanaklarda, o tutanaklarda aslında en önemli olan olaylardan bir tanesi o. Diyor ki biz gerekirse daha fazla piyasaya, daha fazla likidite vermeyi taahhüt ediyoruz'u bırakmamız lazım demiş bazı üyeler. Yani arttırabiliriz'i artık demişler ki öyle bir aşağı doğru bir risk yok. Yukarı doğru bir risk var, ekonomilerde hızlanıyor. Aslında son günlerde baktığımız zaman PMI'lara, şunlara bunlara biraz hafif bir şey olmuş, durağanlık var evet. Aslında. Bugün Almanya'da baktığımız İFO gene aşağıda. Evet ama yani çok yüksek seviyelerde, platodayız yani. Baktığımız zaman yine biraz aşağıda diyorsunuz da yani. Gene de çok aşağıda. Yüksek yani. O bilmem kaç yılın hatırlayamıyorum şimdi en üst seviyelerinde. Doğru, bunları konuşulması lazım. Bunlar konuşuluyor. Şeffaflık açısından da, bizi bilgilendirme açısından da çok güzel. O yüzden yani seyircilerimize söyleyeyim, bu çok güzel şeffaflık açısından. Neler konuşulduğunu, ne yapmak istendiğini çok daha iyi anlıyoruz. Peki bir Taner Özarslan'ı ekranlara getirelim. Bakalım Taner Özarslan neler söylemiş. Onu dinledikten sonra biz burada devam edelim efendim. Şu net. Amerika'da enflasyon yükseliyor ve geçen ay gelen enflasyon beklentilerin çok üzerindeydi. Onlarda bir şok yarattı. Şu ortalama %2'yi tutturma hedefinde olan FED üyelerinden bir kısmı biz uzun süreler %1,5 gittik, 2,5 gitsek de olur söylemini güçlendirmeye başladılar. Demek ki yüksek enflasyon görülüyor ve bunu dizginlemek için FED'in bir seri faiz arttırımını artık hem FED üyeleri hem piyasalar satın almaya başladı. Bu doların aslında kuvvetlenmesi anlamına gelecek önümüzdeki günlerde. Görüntü bu. Yüksek faiz var. Diğer ülkelere, gelişmiş ülkelere göre belirgin şekilde yüksek olan bir faiz var ve daha da yükselecek olan bir faiz var. Biz şunu algılıyoruz. Amerikan dolarını bir şey durduruyor. Dünyada ne durduruyor? Yani bu kadar faiz arttırımı var, beklentisi var ve mevcutta da zaten yüksek. Burada Trump'ın politikalarıyla ilgili belirsizlikler ön planda. Devam edelim. Aslında Erdoğ Gerçek'in ifade etti ya Barış, Alman ifosu ne olmuş işte 115.4 olmuş, beklenti 117 idi. Biraz hafif dedim ya, Almanya'da güven endeksi aşağı geliyor ama son 5 yılın grafiği değil mi Erdoğ abi? Çok yüksek seviyelerde hala. Yani şimdi Almanya'da gerçekten önümüzdeki aylarda enflasyonun biraz daha yukarıya çıkma riski var. Özellikle bu büyük koalisyon kuruldu. Orada da mali politika, Avrupa'da tamamen maliye politikaları ön plana çıkacak önümüzdeki aylarda. İtalyan seçimlerini o yüzden dinliyoruz. İtalya'da diyor ki bizi ilgilendirmiyor artık bu bize koydukları kriterler. Biz büyümemiz lazım, bir şeyler yapacağız. O yüzden Avrupa'daki, yani şimdi rahat rahat şey konuşuyoruz, Amerika'daki enflasyonu konuşuyoruz. Avrupa enflasyonu bir başka olacak. O gelirse yandık. Yani çok gerçekten. Zaten, ya gerçek söylüyorum. Tabii şimdi yani zaten Avrupa enflasyonu bir gelirse. Neyse ki Avrupa enflasyonu gelmeden Weidman gelecek herhalde. O gerekli önlemler alır diye düşünüyorum. Bu biliyoruz geliyor, bu İspanya. Allah'tan Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı oluyor. Bir İspanyol yerleştiriyorlar. Bir İtalyan ve bir İspanyol. Pragmatik ekonomist olmayan çok güzel. Doğru bence, doğru kadar. Ekonomistiyim. Evet, ben böyle pragmatik insanları severim. Şöyle dönelim. Hep şunu söylüyoruz. Önümüzdeki 18 ayın en büyük hikayesi Avrupa Merkez Bankası'nın bu quantitative easing'den çıkışı. Bu çıkış zaten kendi içerisinde çok büyük risk. Söylemiştik, hiçbir zaman Fed en tepe noktasında bile alımları yaparken, bono alımlarını
net bono ihracının üzerine hiç çıkmadı. Avrupa Merkez Bankası 7 defa net 7 defasında işlem görüyor şu anda, hala o şekilde alımları var. O yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın çıkışı bir başka olacak. Bu 18 ay zaten zor bir süreç. Bu süreç içerisinde de işte Amerika'dan olsun, emtia fiyatlarından olsun biraz enflasyon kıpırdanırsa Avrupa Merkez Bankası'nı çok zor bir duruma sokacak. Ben gerçekten hep şunu söylüyorum. Mesela ben Draghi olsam artık geceleri uyuyamam. O döneme girdik. Çok büyük bir şey yarattı kendine. Çok güzel bir rüzgar yarattı. Ne gerekirse yaparız diye. Ve Avrupa, özellikle Eurozone, Euro bölgesi o zamandan beri çok yol kat etti. Gerçekten inanılmaz bir yol kat etti. Geldiğimiz yer biraz zorlanmaya başladı. Belki yavaş yavaş artık biz Amerika'da işleri bir yoluna koyduk. Avrupa'ya biraz daha bakmamız lazım. Daha endüstriyel bazlı. Mesela Amerika'da biz faizler artınca neden Main Street dediğimiz reel ekonomiden rahatsız değiliz? Çünkü Amerika'nın %80'i hizmet sektörü. Hizmet sektörü de faiz artışlarına fazla hassas değil. Bu çok önemli. %80'i servis sektörü ve faiz artışlarına hassas olmayan bir sektör. İstihdamın çok büyük %85'i de hizmet sektöründen geliyor. Ve daha da önemlisi, hizmet sektörünü biraz önce de sen asiklikal diye söylüyordun ya, dönemsel olmayan. Parçaladığımız zaman sektörler arasında korelasyon yok. Bir sektörü artarken öteki düşüyor ve ekonomi bu şekilde bayağı dirayetle davranıyor. Avrupa öyle değil. Avrupa daha endüstriyel bir ekonomi. Orada daha katı bir yapı ve orada bizim gördüğümüz stok, eski bildiğimiz ekonomilerdeki dönemsel hareketi yapan stokların aşırı artışı, o hala var. Hala bizim varlıklarımız Amerika'daki gibi maddi olmayan varlıklar değil, hala Almanya'da maddi varlıklar var. Ve bunun neticesinde de Avrupa'da mükemmel bir ekonomik döngü görebiliriz. Bir anda kendimizi iyi, büyüyor muyuz falan derken acaba çok fazla mı büyüdü, potansiyeli geçtik mi, kapasiteyi yedik mi, ekstra kapasiteyi yedik mi diye söylemeye başlayabiliriz. Gizem, içeriye gelelim. İzleyicilerimiz dolar TL, yani karar versin diyorlar, bu dolar TL yükselecek mi düşecek mi? Kararsız. Yani dolar TL belli bir patikada devam ediyor. Karar veren bence sizlersiniz. Yani bizi izleyenler, bizim memleketimizdeki şirketler geçen hafta 3 milyar dolar almışlar. 170 milyar doları aştı. Gizem, şimdi bunu ben her perşembe program yaptığımız için perşembenin verisi. Evet, perşembenin verisi. Ama yani konuşmadan da, çünkü rekor üzerine rekor. Bu yerliler, yani biz vatandaşlar ya da yerli şirketler neden vazgeçmiyorlar? Ve yerler döviz alırken bizim kurumuz sabit kalmaya devam ediyor. Evet, yılbaşından bu yana 5 milyar doların üzerinde bir alım var. Yerli tarafta, hem gerçek kişilerde hem tüzel kişilerde topladığınızda 5 milyar küsur bir alım yapılmış durumda. Bu düşmüyor. Düşeceğini de çok düşünmüyorum. Çünkü bunda bir takım unsurlar var. Sadece iktisadi faktörler değil, sosyolojik faktörlerin de etkisi var. Örneğin bu yüklü alımların yapıldığı 16 Şubat haftasına baktığında aslında Barış, ki geçen haftadır dolar TL'nin sakin seyrettiği, keza sepetin de görece, yani sakin seyretti derken sepet yüksek seviyede ama böyle ani hareketlerin olmadığı bir haftaydı. Gel gör ki bizim Afrin'e dair ABD ile olan ilişkilerimiz, keza Almanya ile olan ilişkilerimizde geçtiğimiz hafta kritik bir süreçten geçti. Ama nispeten olumlu gelişmeler, yani o haftanın sonuna doğruydu. O gelişmeleri de temkinli yaklaşmakta fayda var. Olumlu olup olmadığını göreceğiz ilerlediğimiz vadelerde. Evet, piyasa satın aldı ilk başta olumlu diye. Tabii, ama bir anda sonrasında evet yani. Ama bu haftaya bakıldığında hani başka şeyler de söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bakalım o 3 tane mekanizma nasıl çalışacak? Çünkü şimdi şöyle bir geçmişiniz var kısa vadede. Bir askeri fikir çatışması yaşamışsınız net bir şekilde. Artı komik seviyeye gelecek açıklamalar gelmiş. YPG ile PKK ile alakalı ABD tarafından. Biz terör örgütü diyoruz, onlar yardım ediyor. Hayır, birbirleriyle savaştırılmasına kadar gelmiş bir takım açıklamalar komik, yani. Komik şeyler. Hal böyle olunca bir anda bunları unuttuk, hemen bir araya gelindi, her şey çözüldü değil. Bakın üçlü mekanizmada neler, nasıl süreçler işleyecek. Yani o ajanda kalabalık. O sebepten evet, piyasa bir anda onu bir rahatlama olarak algıladı. İşler daha da kötüye gitmedi anlamında, ama daha orada bizim yolumuz var. O net. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. O zaten perşembeden sonraki gün gerçekleşti. Haftanın dört gününde belirgin şekilde işler kötüye gidiyor diye sosyolojik açıdan dövize bir talep gerçekleşmiş olabilir. Ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü
yükselen bir dolar TL söz konusu değildi. Almış başını giden bir kur hareketi vesaire yoktu. Bunların etkisi vardır. Ha, şunu da söyleyeyim. Yani biz bu dalgalanmayı çok göreceğiz bu yıl. Yani 1 milyar satış, 2 milyar alış vesaire. Ben dönem sonuna bakarım. 5 milyar birikmiş mi? Veyahut toplam mevduatlar içinde bu döviz ikamesi dediğimiz döviz mevduatlar bölü toplam mevduatlarımızda bir miktar yukarı yönlü hareket var mı? Ben bunlara bakarım. Şey bunlar iktisadi açıdan iyi değil. Ekonomik açıdan onu soracağım yani. Döviz mevduatının 170 milyar dolara TL tarafa çevirsen, yani 3.80 ile çarpsak bayağı bir yüklü para ediyor. İyi midir, kötü müdür, artı yanları, eksi yanları, yerlilerin hem şirketler de var değil mi bunların içinde? Sonuçta, evet. Sonuçta vatandaş değil sadece. Yüklü borcu olan şirketli. Yani, esas zaten hikaye burada. O borçların çevrilmesi gerekiyor. Bak, borç çevirme Libor artı spread ile yapılan bir şey özel sektör tarafında. Libor yükseliyor. Spread dediğimiz şey risk primi. Spread'de de sıkıntı var. Ülke risk priminiz de artmış durumda. Şunu demeye çalışıyorum. Yüz öderken ben eskiden senden, sen Deutsche uyduruyorum. Ben de X şirketi olayım reel sektörden. 100 ödemem var sana. Eskiden 150 alırken şimdi senden sadece 90 alıyorum o borcu çevirmek için. Dışarıya daha fazla döviz gidiyor. O zaman böyle olunca ne oluyor? Ülke para biriminiz üzerinde baskı gerçekleşmiş oluyor. Artı bir de bir takım sosyolojik korku ifade eden, hece etme amaçlı, riskten uzaklaşma amaçlı yapılan alımlar var. Özellikle bu tüzel kişiler tarafında değil, gerçek kişiler tarafında. Evet. Bu da gene iktisadi açıdan iyi bir şey değil. Demek ki ekonomiye dair bir endişe var ki sen niye gidip kendi ülke para biriminde kalmayasın bu kadar faiz varken? O %15 mevduat faizi var. Yani buradan gidip döviz alınacak. Ya ben almam. Yani çok net söyleyeyim sana. Sene başından böyle bir yere gitmemiş zaten. Hangisi? Türk lirası, dolar TL. Yani sadece %1,5-2 bakalım sene başından. Yani eğer evet, sene başından ya, ben dolar alsaydım. Tabii bu arada hani onu şey yapmayalım yani hani aşağıdan alıp 73'ten alıp 82'den veriyorlar falan hani onları çok yani karıştırmayalım güzel, ama. Ya, ama sene tabii başından bu yana sonunda, evet. Türk lirası neredeyse hiç değişmemiş yani. Sene başında dolar alan biri şu an nette para kaybediyor. Doğru muyum, evet, yanlış mıyım? Euro alımı da var yalnız o kalemlerin altında. %30'u bunların euro bu arada. DTH'ın %30'u euro. Euro diye de bakalım buraya, evet. Onda da hani sene başında değil de grafiğe bak dönem dönem hani bir fark burada var. Burada da %2'lik bir hareket, evet. Diyelim yani ya Euro'da. Var. Euro TL gidiyor yani orada bir sıkıntı var onu gidiyor. Söyleyeyim. Ama %2 gene bir şeydi. Tamam ama sonuçta şunu demeye çalışıyorum bak bu kadar mevduat faizi yüksekken bu ülkede evet. TL faizi dönüp hala da 1,5 biz neredeyiz? Şubat'ta mıyız? Evet. Şubat'tayız bir, evet. 1,5 ay oldu yılbaşından bu yana. 5 milyar dolarlık yanlış değilimdir diye düşünüyorum. 5 milyar aynen 5 evet, milyar dolar. 5 milyar dolara yakın bir DTH birikimi var. Ya anlatabiliyor muyum? Burada demek ki bir korku var. Algı, endişe var ki vatandaş neden buraya acaba? Yöneliyor. Neden Erdoğan gerçek? Yani neden abi, ülkede... Ben de başka bir şey soracağım. Hı. Neden dolar? Yani euro şöyle bak da euro da alınıyor da ufak. Neden dolar alınmıyor? Yani neden dolar ilk şey go to? Çünkü sonuçta milletçe seviyoruz demişiz. Ama Nizar şöyle yani bunun şöyle sosyolojik bir şey de var. Bir de şey bir para birimi yani. Ne denir? Dominant para birimi. Bak dolar ülkeye giren için. Dövizi yerleşikler almazsa kim alacak? Demek ki ülkeye döviz girişi var diyor. Bir de döviz borçları zaten dolar cinsinden. Yüklü döviz borçları zaten dolar cinsinden. Yani adam gidip başka para biriminin riskini... Küçük yani işletmelere gelen sonuçta ya. Türkiye evet. Yani ticaretimizden dolayı long euro short dolar pozisyonunda değil mi? Hı hı. Bunu sen hedge diyorsun. Hedge yapacağın zaman aslında sürekli bir şey döviz mevduatı yapacaksan devamlı euro. Yani bir atıyorum. Dolar cinsinden borçlanıp euro cinsinden toparlaman lazım. Devamlı aksi trade yapman lazım. Aslında bizim oturduğumuz yerden Türkiye gibi bir ülkede ve de Avrupa'nın sınırında bir ülkede sürekli aslında euro toparlıyor olmamız lazım. Çünkü euro eksideyiz. Tersini yapıyoruz devamlı yani. Neden öyle oluyor ben anlamıyorum açıkçası. Peki bir Vedat Mizrahi dinleyelim. Borsa İstanbul'da bankacılık sektörüne ilişkin bir değerlendirmesi var. Sonra bir izleyicimizin yine böyle ufak bize mesajı program sonuna yaklaştı. Barış Bey hala Japon yeninin bu amansız yükselmesini konuşmadınız diyor. Hemen Erdoğan gerçeğe döneceğim. Çünkü konuştuğumuz hala geldi. 106'lara geldi. Geçen hafta konuştuk. Bir kez daha onu demek tamam, ki. Peki. Çünkü hareket devam ediyor. İzleyicilerimiz merak ediyorlar. Medat Bey'i izleyelim sonra devam edelim.
kamu bankalarının iyi olacağını bekliyoruz ama Vakıfbank'tan yana kullanıyoruz tercihimizi. 2017 performansı çok iyiydi Vakıfbank'ın. Büyümeye rağmen net faiz marjları daralmadı. Maliyetlerini kontrol altında tutmayı becerdi ve öz sermaye kârlarını Ak ve Garanti Bankası seviyesine çıkardı 2017 yılında. 2018'de aynı seviyede kalmasalar bile yine iyi bir performans bekliyoruz biz Vakıfbank'tan. O yüzden listemizin tepesinde Vakıfbank yer alıyor. Özel bankalara baktığımız zaman burada Garanti ve Akbank arasında bir ayrışma görüyoruz. Gerçi bu fiyatlara yansıdı. O yüzden şu anda hangisini tercih edersiniz derseniz aslında aradaki değerleme farkı performans farkını yansıtıyor. O yüzden herhangi bir tanesi buradan yani benzer performans gösterirler bence. Garanti ile Akbank arasında öz sermaye kârlarında bir ayrışma 2018 yılında olacak. Garanti hem net faiz marjı tarafında çok başarılı bir performans gösterdi. Hem de Akbank'la olan hani maliyetleri en çok kontrol altına alan banka Akbank'tı. Garanti Akbank'ı yakalamaya başladı bu alanda, bu tarafta. O yüzden fark kapanıyor. Yani orada da Garanti Bankası'nın 2-3 yıl vadeli düşündüğümüzde kesinlikle tercih ederiz. Efendim Vedat Mizrahi az önce dinledik. Japon yeni. Hemen ben söz uzatmadan, reklama da gitmeden sorayım. Şu müthiş bir hareket var. Yani bu Japon yeni gibi bir para biriminin böyle hareketi aslında bir andan korkutucu mu? Hiç olmasa daha iyi değil mi? Yani derler de hiç olmasa daha iyi değil mi böyle bir hareket? Evet, Japonya'ya sorarsan hiç olmasa daha iyi değil mi? Evet, hiç olmasa keşke diyeceklerdir. Altında çok ciddi bir ekonomik değişiklik yatıyor mu? Hayır. Geçen hafta şunu söyledik. Keşke olmasa diye söyledik. Japonya diğer ülkelerden ayrı koyalım. Orada biz şu an için bir enflasyon rahatsızlığı yok. Keşke olsa diyen ülkelerden bir tanesi. Yenin artışı kısa bir sürede olsa bir süre en azından Japon şirketlerini sarsmaz ama bu sürede bu hızla düşmeye devam ederse sıkıntı yaratır. Neden oluyor? Gidecek yer yok. Güven, bir korku mu var ki Japon yeni bu kadar güçleniyor? Dünya ekonomilerini yeniyor. Tabii onu da sorgulamak lazım. Korktuğunuz zaman neden yen alasınız? Yani neden yen alasınız? Yani burada güvenli liman deniyor. Neden ne kadar yen varlığını tutuyorsunuz? Yani yen almakla elinizde yen tutmakla olmuyor. Yen varlığına yatırım yapmak zorundasınız. Yoksa bir şey, o yen varlıklarının herhangi bir getirisi yok. Bu geneldeki yendeki artış azalış herkes bir anda ben dinliyorum. Herkes bir anda yen pozitif oldu. İşte Euro'dan kaçan, dolardan kaçan yene gidiyor gibi bir hikaye var. Bence çok yani iyi bir şey değil. Altı çok dolu değil. Japonya ekonomisine ve karlılıklara baktığımız zaman hızlı bir şekilde sadece yatırımlar karlılıkları sürdürüyor. Yatırımların düşmesini sağlayacak bir süreç bu. İnşallah bu şekilde devam etmez. Peki, umarım devam etmez diyor. Ama altı doldurulamaz diyor. Hikayesi çok bana yani ben dinliyorum herkesi. Acaba ben bir şey kaçırıyorum diye dinliyorum hikayeyi. İşte orada da bir sıkılaştırma olacak. Yok öyle bir şey. İşte Karudon'un ikinci döneminde şöyle olacak. Yok öyle ya bir adam şey. Adam zaten bir daha atandı. En böyle gevşek değil mi? Biz de geçen haberini verdik. En böyle genişlemeci yardımcı yeni atadı falan. Tabii bir de late cycle yani dönemin sonuna gelmiş bir büyüme var orada. Bayağı hızlı büyüdük geldik. Acaba buralarda acaba tersine döner mi? Büyümedi. Yani baktığımız zaman gerçekten bizim görmemiz gereken bazı faktörlerin yerinde olmadığını görüyoruz. Peki Gizem yani dolar TL net bir şey de söylemedik şu an 3.78-25'te ve ciddi bir sıkışma var. Ya yani bu sıkışmayı nasıl atlatacağız? Bir aşağıya iki çizgi arasında sıkışan bir kur var. Çok net yani buradaki sıkışma. Ve hiçbir yere de gitmiyor açıkçası. Burada yani parite buralarda... Merkez Bankası hala duruyor değil mi bizim sıkı? Tabii canım o zaten ya, o bir süre önemli. Daha devam edecek zaten de burada daha çok hani parite, euro dolar paritesi bu civarlarda kaldığı müddetçe o aşağı yukarı hareketi o sıkışmışlığı devam eder. Çünkü dikkat edersen bir miktar rahatlama olduğunda 73'lere doğru geriliyorduk sonra gene bu hafta. Yukarıya doğru bir hareketimiz oldu. Bunun bir kısmı jeopolitik gelişmelerle alakalıydı. Dış politikada yaşadıklarımızla alakalıydı. Bir kısmı da doların dünyada değer kaybıyla alakalı. Dolar değer kazanmaya başlasa biz çok rahat 80'lerin üzerine atarız. Yalnız bak hala da şimdi bir de ikinci alternatifi düşünelim. Alışıldı %3'lere, 3.10'lara diyelim ki orada bir sakinleme oldu. ABD 10 yıllık faizinde. O zaman gene en popüler olan para birimleri pezoyla, Meksika pezosuyla gene yazılıp çizilenlerden TL. Normal şartlarda çünkü TL çok satılmış bir para birimi olarak bütün raporlarda yerini alıyor ama işlerin sakinlemesi lazım. En kırılgan da deniyor.
IMF raporunda mıydı? Bak kırılgan olmak... Arjantin'le Türkiye diyor. Kırılgan olmanız işler kötüye giderken derttir. Tamam, işler kötüye giderken, yani ABD 10 yıllıklar hızlı hızlı yukarı çıkarken kırılganlar satılır. Fakat işler iyiye döndüğünde, iyi flow'u varken bu sefer kırılganlık falan dert değil. En ucuz para birimi neyse gidilir, o alınır. Anlatabiliyor muyum? İşler kısa vadeli alım satım açısından bu şekilde işliyor. Ama en çok gene de o alınmıyor Gizem. Reklama gideceğiz ama gelişmekte ülkeye giriş var mı? Var. Sene evet. Başından bu yana en iyi girişlerden biri var mı? Var. Ama Türk lirasının hali. Çünkü anladım. Niye? Bir Kasım'da yaşadığımız sıkıntılar. Burada telaffuz etmemize lüzum yok. Bir de üstüne Afrin vesaire geldi. Dış politik gelişmeler bizi buralarda tuttu. Bir üçüncü bir şey yapalım. Bu geleneksel kul sporları. Bakın, kur sporları mı? Evet, şu baktığımız zaman kurlar, kurlar iki şey. Abi kış spor, kış olimpiyatları gibi. Aynen öyle, onun için söylüyorum zaten. Kaç takım? Kurlar genelde, araya da gir bir saniye, kurlar genelde ya drift dediğimiz sağa sola şey hareket ediyor. Geçmişte de var öyle dönemler. Evet. Ondan sonra bir anda patlıyor. Bunu görüyoruz yani. Peki bir araya gidelim, sonra devam edelim efendim. Efendim devam ediyoruz. Son bölüme girdik. Gizem Öztok Altınsaç ve Erda Gerçek'le kur sporlarına bayıldım. Erda Bey siz çok yaşayın demiş. Merhaba bir Rumuzlu izleyicimiz. Hakikaten ben de ilk defa diyorum. Kur spor. Kur savaşları falan devam ediyoruz ya, bir de spora çevirelim. Yediğimiz savaş olsun. Barış evet, olsun evet, yani. Spor işte. Kur sporları ve drift yapıyor yani. Evet, evet, drift. Sağ sola hareket ediyor. Trendi yok demek. Güzel bir şey olmuş. Big Mac Endeksi. Biz hamburger diye biliyoruz ama... bunun bir de endeksi var. Sen açıklamaya başlamak ister misin? Yani ne manaya geldiğini söyleyelim. Amerika'da kaç dolar karşılığı bir Big Mac alıyorsunuz? Hamburger. Türkiye'de hamburgeri kaç, aldığınız TL'nin dolar karşılığı ne? Oradan bir endeks çıkarılıyor. Yani karşılığında ikisi de aynı ürün değil mi? Big Mac. Ve sonuç itibariyle onun fiyatları karşılaştırıldığında TL'nin olması gereken değer, ucuz mu pahalı mı onu gösteren bir endeks. Kurların değerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Onun için şu bu diye mi? Bu güzel bir versiyonu. Ne kadar ucuz, ne kadar. Bu aslında şu tarafı tamamen baştan aşağı gösterip Türkiye'ye gelmeden önce, Türkiye'de geliriz şimdi. Evet. Şu diyor ki bize, hep dolara karşı yapıldığı için bu. Şu diyor ki şu anda dünyada dolara karşı güçlü, bayağı güçlü İsviçre, Norveç, İsveç var. Onun dışındaki bütün para birimleri yapısal neredeyse yapısal olarak Türk lirası buna dahil olmak üzere dolara karşı zayıf durumda. Şimdi Türk lirasını gösteriyorsak buradan haritadan da bakabiliriz. Haritadan da üstüne gideriz. Evet, haritadan gittiğimiz zaman Türk lirası yaklaşık %40 küsur. 46. Burada sana tekrar mikrofonu sana vereyim. %46 kadar zayıf. Hani diyoruz ya Türk ekonomisinin yapısından dolayı, şu andaki büyüme modelinden dolayı zayıf. Ama ne kadar zayıf? Evet, yani bu kadar zayıf. İşte Big Mac endeksine göre Türk lirası dolara karşı %46 zayıf. Evet, bütün seyirciler, biz burada bunu bulmadık. Bütün seyirciler Big Mac endeksi yazıp bunu bulabilirler. İnteraktiftir, kullanın. Ben ekonomi derslerimde. Ama yıllarca bu kadar zayıf kalabilir yani. Tabii, 2013'te tabii, de baktığınızda zayıftı. Yani. 2014'te de yani bu demek değil ki para birimi buradan evet, sonra değer kazanacak. Ama o kadar değil kazanacak. Mi? Önceki yıllarda değil mi? 2010, 2011, tabii 2012'de iyiymişiz. Şu anda evet. İyice zayıf. Şu anda şöyle, en zayıf dönemlerini yaşıyor. Evet şu anda zaten o yüzden rank ettiğinde en zayıf gelişmekte yaptın, olan evet. Ülke para birimi, en çok satılmış ülke para birimi TL olarak gözüküyor neredeyse. Bunun çok değişmediğini de çok çabuk değişmediğini de şöyle gösterebiliriz. Evet. Genelde alt taraflarında her zaman Asya ülkelerini bulabilirsiniz. Asya ülkelerinin para birimleri genelde dolara göre her zaman zayıftır. Çin'de hemen bizim birkaç barem üzerimizde de hemen Çin'i görebilirsiniz. Çin'de evet. Renminbi çıktı Çin. Falan deniyor. Ona rağmen aslında Çin'de bayağı uzun bir süredir zayıf şey yapıyor. Yani yanlış görmesinler %50, %60 zayıflıklardan %40 zayıflığa gelmiş. O taraf hala zayıf bu arada. Yani sıfırın altın sıfırına, yani şurası -30'dayız hala. Evet. Buradan peki dolara ilişkin yani hani diyoruz ya dolar çok zayıf, dolar çok güçlü, dolar yerlerde falan hep değerlendiriyoruz ya buradan ne çıkar? Buradan tek bir şey çıkıyor. Dolar dünyada 3 para cinsi dışındaki bütün paralara karşı hala değerli görünüyor.
hala değerli görünüyor. Yani dolar biraz daha zayıflayabilir anlamına yani evet, geliyor. Zayıflayabilir. Belli bir süre içerisinde. Ne zaman bilmiyoruz. Belli bir süre içerisinde. Yani aslında bu daha kolay bir satın alma paritesi. Evet, satın alma paritesinin çok kolaylaştırılmış versiyonu. Gizem, yarın S&P'nin kararı çok önemli diyeceğim. Göreceksin tabii S&P'nin kararı. Evet, güldüm zaten içeride. Yani evet. Girme bunu falan diye. Yani evet ama tabii sormadan. Yani eskiden böyle değildi ama çok konuşuyorduk. Hatta kimi zaman kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararları üzerine bir programı bitirdiğim ben dönemleri hatırlıyorum. Güzel karar günler. Geldi, gelmedi, hatta geldikten sonra. Hatta bir karar geldiğinde ben burada yayına girdim. Moody's'i beraber evet, canlı yayında karşıladık. 16 Mayıs. Türkiye evet. Yatırım yapılabilir. İkinci kredi notunu Moody's'den aldığında biz canlı yayındaydık. Türkiye'ye aktardık canlı bir şekilde. Şunu bile konuştuk. Gelirse ondan sonra ne oluyor ekonomilerde, piyasalarda hatırlıyorsun? Evet, evet. Not art, yani yatırım yapılabilir aldıktan sonra ne oluyor? Merkez Bankası çalışması, bizim Burak Kanlı'nın daha sonra olduğunu da öğrendik. Evet. O çalışmayı yapan. Ama tabii o keyfi süremedi gene Türkiye. Çünkü yarın Bernanke hikayesi devreye girdi. S&P ile ilgili bence hiç önemli bir şey çıkmaz. Gene bankalarla ilgili olumsuz birkaç cümle söyler elbette ki. Merkez Bankası'nın politikalarıyla ilgili birkaç bence gene cümleleri olur. Ama hani piyasada fiyatlama açısından hiçbir önemi olacağını düşünmüyorum. Zaten hem notumuz hem görünümümüz son derece düşük seviyede S&P tarafında. Evet. Artı bir de bu potansiyel gözden geçirme, yani açıklamaya da bilir. O bir zaman, önemi olacağını zannetmiyorum. Not sporları diyelim. Değil mi? Rating sporları olmaz, diyelim. Olmaz. Onu böyle güzel bir daha şekilde güzel bir şeyler buluyor olman lazım. Yaratıcı ol sen bence bir dakika. Tamam, ben daha gerçek kadar olamıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Gizem. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Kapanışta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Amerikan borsalarında kapanış bölümüyle karşınızdayız. Endeksler Amerika Birleşik Devletleri'nde karışık bir görünümle kapanıyorlar. Ekranlara yansıtıyoruz. Dow Jones Endeksi 25.000 puan seviyesinin altında 24.971 seviyesiyle %0.6'nın üzerinde yukarıda. 169-170 puanlık bir yükseliş söz konusu neredeyse Dow Jones'ta. S&P 500 endeksine bakıyoruz. Burada da yine yön yukarı. Gün içerisinde daha yüksek seviyeler vardı. Biraz aşağı doğru gelmişler. Belki gün içerisinde hareketi değerli arkadaşlarımız ekrana getirirlerse onu size gösteririz. 2705 seviyesinde bir S&P 500 endeksi var. İşte tablo ekranlarınıza geldi. Bakın Dow Jones Endeksinde özellikle sabah saatlerinde 25.000 haftalık grafik ekranlarınıza gelmiş. Evet, bu hafta boyunca 25.300'lerden Dow Jones Endeksinin aşağı doğru bakın geldiğini görüyoruz. Bugün de 164 puan yukarıda günlük gelebilirse ona da bakarız. Aslında hafta boyunca endeksin çok pozitif bir tabloya imza atmadığını görüyoruz. Amerikan borsaları ifade ettik. Karışık bir görünümle efendim kapanıyorlar. Bakalım yarın ne konuşacağız? Gündem maddelerimiz arasında neler olacak? Haftanın son işlem günü dedik. Özellikle yarın S&P'nin Türkiye'nin kredi notu konusundaki olası not kararını da bekleyeceğiz. Japonya'dan Ocak ayına dair enflasyon ve üfe verisini göreceğiz. Almanya'dan yine 4. çeyrek büyüme verisini göreceğiz. Euro bölgesinden de Ocak ayı enflasyon verisini göreceğiz. Yarın itibariyle önümüzdeki önemli gündem maddeleri öğleden önce. Öğleden sonra New York Fed Başkanı Dudley'nin konuşması. Bu akşam kripto para birimlerine ilişkin bir uyarısı vardı Dudley'nin. Onu hatırlatalım. Bir çılgınlık olarak nitelendirdi kripto para birimlerindeki Bitcoin tarzı paralardaki hareketi. Cleveland Fed Başkanı Mester'in konuşması, San Francisco Fed Başkanı Williams'ın konuşması ve S&P'nin kredi derecelendirme kuruluşu, S&P'nin Türkiye'nin not görünümüne ilişkin olası değerlendirmesini bizler takip edeceğiz. Amerikan borsaları az önce de ifade ettik, karışık bir görünümle kapandı diyelim. Bizden bu gecelik bu kadar. Yarın akşam 22'de küresel piyasalarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.